Seçim bir bütün. Birinci turla ikinci tur aynı seçimin birer yansıması olacak. Bundan kesinlikle ama kesinlikle parlamenter sistem, parlamenterler seçimiyle yani meclis seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi arasında bir ayrım yapılmaksızın, yine birinci turla ikinci tur ayrımı yapılmaksızın hala seçim arifesinde olduğumuzu, hala seçim sürecinde olduğumuzu, aynı çalışmalarımızın aynı modda, aynı stratejiyle, aynı hevesle devam etmesi gerektiğini altını ben çizmek isterim. Çünkü ortaya konulan iki hedefin en büyüğü aslında bir mevcut siyasi rejimde mecliste bir çoğunluk sağlamak. Kürtlerin uzun süredir tartışılan Türkiye'deki her ittifak yani kurucu iki siyasi ideolojiye karşı üçüncü hattı koruma ve bunu siyasi olarak da bir manevra haline getirerek faydacıl yaklaşma konusundaki iradesini güçlendirme noktasında bunun çok çok gerisinde değiliz. Ama istediğimiz hedefte de değiliz. Bugün ne mevcut iktidar istediği bir meclis çoğunluğunu ve aritmetiğini yakalayabildi, Cumhurbaşkanlığını geçebildi. Ne bugün kendine devrimci demokrat diyenler, çözüm noktasında irade gösterenler meclis çoğunluğunu ve birinci turu elde etmiş olabildi. Aslında bu nedenle ikinci tur her iki tarafında hem psikolojik üstünlük, hem siyasi yansıma, hem de meclis ve Cumhurbaşkanlığı arasındaki siyasi bütünsellik ya da ayrımı ortaya çıkarabilmek adına hayati önemlidir. Ortaya çıkaran meclis tablosu içerisinde herkes bir karamsar ruh haline bürünmekte. Hem Hüdapar'ın girmiş olması, yeniden Zafer Partisi'nin, yeniden Refah Partisi'nin milletvekili sayısı, diğer ittifaktakilerin oy oranlarının yansıma biçimi bu tabloda ortaya çıkan aslında kadın düşmanı, Kürt düşmanı, Alevi düşmanı, toplumsalın aslında toplumsal olarak halkın kendi kendini iradesini gösterebilmenin önündeki gasp eden düşüncenin yansımasının kesinlikle ama kesinlikle Cumhurbaşkanı'na perçinlenmemesi gerekir. Sistem, Cumhuriyet sistemi içerisinde kabine sistemi, yani Cumhurbaşkanlığı kabine sistemi de bu sistemdeki anahtar rol, anahtar kilit Cumhurbaşkanlığı'nın kendisidir. Hem hukuki olarak hem sistemsel olarak hem de bizim bugün karşısından mücadele ettiğimiz tüm değerleri temsil eden, tüm karşıda olduğumuz politikaları kişi olarak sembol eden isim şu an birinci turda zaferi de ilan edememiştir. Edememesinin en büyük nedeni bugün Kürt bölgesinde Kürtlerin oyunu stratejik olarak karşıt olarak gördüğü, kendisine faşizmi geriletebilecek bir aday olarak gördüğü Kılıçdaroğlu'na vermesidir. Bu çok önemli bir husus. Bu ne şu anki tartışmalara heba edilebilecek bir önemli bir nokta, ne de bugün Kılıçdaroğlu kendisinin çekilmek istenen siyasi militarist dilden azade bir nokta. Bizler en başından beri çalışmalarda da söyledik. Biz hiçbir ittifak, yani her iki blokla bir ittifakımız söz konusu değildir. Kendi ittifakımızla Türkiye'deki emek demokrasi, Kürdistan'da Kürdistan ittifakla gidiyoruz. Ve bizim stratejimiz tamamen kaybettirmeye dönük bir stratejiydi. Bu tartışılır. O apayrı bir nokta. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle hala kaybettirme, bu stratejimizin bizlere kazandırma olasılığı yüksektir. Bugün ortaya çıkan meclis tablosunda ikinci turda kazanmayan bir Erdoğan, başaramayan bir Erdoğan, AK Parti'nin oy oranı ya da kendisinin %50'yi aşamama noktasındaki bir motivasyonla ikinci tura giderken tüm hile, usulsüzlük, hukuk dışılık, baskı, rant, şantaj ve tehdide rağmen başaramamış olması ikinci turda da bizler için umut olmalı. İkinci turda bizler bu mücadele azmine sarılabilmeliyiz. Biz biliyoruz ki mücadele etmek er ya da geç kazandıracaktır. Karşı durmak, motivasyonu düşürmemek, umut etmek, bu noktada varsa bir fırsat. 14 Mayıs bir fırsattı. Değerlendirilen tablo ortada. 28 Mayıs'ta 14 Mayıs'tan daha aşağı noktada bir fırsat değildir. O nedenle kesinlikle ama kesinlikle hem bizlerin hem parti teşkilatlarımızın, örgütlenmelerimizin bilhassa seçmen olarak halkımızın sandığa gitme, oyunu kullanma, var olan bu sistemi geriletebilecek bir diğer adaya oy verme noktasındaki motivasyonunu yükseltmesi gerekir, kararlılığını yükseltmesi gerekir. Mücadelemiz devam etmektedir, seçim süreci devam etmektedir. İkinci turda var olan Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettirmek bizler açısından siyasi olarak hesap sorabilme hesabı üzerinden yola çıktığımız noktada verebileceğimiz en büyük hesaptır. Ortaya çıkabilecek en büyük siyasi mesajdır. O nedenle çağrımı yineliyorum. Buradaki, Türkiye'deki tüm seçmenler, yurt dışındaki seçmenler, gençler, bilhassa kadınlar, ortaya çıkan tabloda en büyük risk maalesef ki toplumsal
kesim olarak biz kadınlar için alarm sinyal vermektedir. Kadınlar, gençler gelin oyunuzu kullanın. 28 Mayıs'ta tekrar sandıklarda faşizmi kaybettireceğimiz şekilde oyların rengini belli ederek aynı şekilde müşahit olmaya, sandıkta görev almaya, oylarımızı korumaya devam ediyoruz. Bizler elimizden geleni yapacağız. Hukuki olarak, adaylarınız olarak, partimiz olarak sizlerin desteği ve gücüyle ancak ve ancak gerilettiğimiz Erdoğan'ı ikinci turda kaybettirebileceğiz.